Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar 3-5 tane soru var elimde. Onları cevaplamak istiyorum böyle video çekerek size. Şimdi ben sürekli zaten yeni bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. TikTok'ta olsun, burada YouTube'da olsun. Sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de haberdar olmak için şuralardan bir yerden kanala abone olursanız, bildirimleri de açarsanız soru cevaplara da katılabilirsiniz. Şimdi Türkmenistan yollarında sürekli soruyorlar. Olursa İnanın ki ben sizden önce paylaşacağım bunu. O yüzden hani sürekli 5 dakikada bir Türkmenistan'ın yolları kapalı diye cevaplıyorum. Sadece charter uçakları gidip gelebiliyor. Gelenlerden de haberdar ediyorum sizi, gidenlerden de. Sadece takipte kalmanız yeterli. Bir de Rusya'ya giriş çıkış için düşünmüş bazı arkadaşlarımız. Geçen pasaport paylaşmıştım. Rusya vizesi alıyoruz diye aldık. Gidenler bugün gidecekler hatta. Onu söylemek istiyorum. Rusya'ya giriş çıkış için değil. Rusya'ya turistik vize alabiliyorsun 15 günlük. Onu da alabilmek için en az 6 aylık oturma iznin olması lazım. Bu da böyle bilinsin ki giriş çıkış için kimse oralara hayal kurmasın. Rusya'ya gidiş yok. Kimliğin yoksa eğer. Giriş çıkışlar sadece Dubai ve Ukrayna şu anda. Aynı zamanda Azerbaycan vizelerini soran var giriş çıkışlar için. Azerbaycan da şu anda vize vermiyor. Bunu da bilin. Açıldığında yine ben haber vereceğim sizlere. 9 ay kaçak durumda kaldım, ne yapabilirim diye yorum gelmiş. Onu da cevaplayayım buradan. 9 ay kaçak kaldıysan, Türkmenistan vatandaşıysan, nere vatandaş olduğunu yazmamıştı çünkü. Eğer Türkmenistan vatandaşıysan oturum izni almak için Dubai'ye veya Ukrayna'ya giriş çıkış yapabilirsin. Aynı zamanda arkadaşlar kimliğiniz olması şart değil Ukrayna'ya vize almak için. Bir senelik bile vize alabiliyoruz. Şu anda başvurularımız var bir senelikler için. Gelecekler o pasaportlar geldiğinde ben sizlere haber vereceğim. Sadece Ukrayna vizesi biraz geç çıkıyor. Bundan haberdar olun. Bunu bilin ki geç çıktığını bilin. Ona göre başvurunuzu yapın. Planınızı ona göre yapın. Rusya vizesi 15 günde çıkıyor. 10 iş günü diyorlar. Hafta sonlarıyla beraber 14-15 günde çıkıyor. Ukrayna vizesi bu aralar geçen aylarda 20 güne, 15 güne, 10 güne randevu alınırken bu aralar 40-45 güne randevular alınamıyor, çıkmıyor. Ama 40-45 günde ancak onaylanıp gelebiliyor. Şimdi bunları söyledik. Bir de Rusya giriş çıkış not almışım. Rusya giriş çıkış olmuyor. Bunu da başta söylemiştim zaten. Bir de şimdi söylemiş olayım. Rusya giriş çıkış için size vize vermiyor. Sadece 6 aylık oturma izniniz varsa 6 ay ve daha fazlası size turistik izin veriyor 15 günlük. Şimdiki gelen arkadaşımın 13 günlük gelmişti. Yani 15 günlük almaya çalışıyoruz ve alıyoruz. Sizler de eğer böyle sorunlarınız varsa şuradan telefonlardan bize ulaşırsanız bir de altta bizim linkler var. Sayfalar var. Oradan adresimize gelebilirsiniz. Adresimizde sizleri karşılayabiliriz. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta sonu canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Daha da çoğaltmaya çalışacağım canlı yayınları. Sorularınıza cevap vermek için. Sadece bu soruların cevabını vermek istedim. Şimdi çok gelen sorular. Türkmenistan'da uçak var mı? Olursa söyleyeceğim. Şu anda yok. Rusya vizesi 6 ay en az oturma izni olması lazım. Azerbaycan vize vermiyor şu anda. 9 ay kaçak kaldım. Giriş çıkış yapabilirsin. Rusya'da giriş çıkışı kabul etmiyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.